أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم sallallahu ala muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin amin bir arkadaşımız link verebilirse Murat kardeşimiz ihtiyacını ifade etti nerede kaldık? Aa, beşinci işaret otuz ikinci söz İkinci mevkıf, beşinci işarette kaldık. Bu iki kitapta sayfa 281. Üçüncü maksadın beşinci işareti. Evet, şu muvazene ve mufatale Cenab-ı Hakk'ın mukabil değil. Belki iki nevi tecelliyat ve sıfatı var. Cümle biraz bana... Acaba benim, yalnız benim metinde mi böyle bu şu muvazene ve mufadale, şu karşılaştırma ve üstünlük aşağılık meselesi ee, yukarıda bahsettiği, dördüncü işarette bahsettiği e, ilahi ve sıfat-ı kutsiyenin mahiyetlerinde de akıl itibariyle hadsiz meratip bulunabilir. Bunları konuşmuştuk. Akıl itibariyle mertebe bulunur. Aslında bizzat kendi hakikatlarında değil demiştik. Onun için e, biz bir muvazene yapıldığını ayeti kerimede o yaratıcıların en iyidir e, er rahman, rah merhamet sahiplerinin en merhametlisidir gibi ayeti kerimelerde e, anlaşılması gereken nokta sizin sizin açınızdan gördüğünüz her türlü yaratılış, sizin açınızdan gördüğünüz her mertebedeki rahmet tecellisi vurgusu yapılıyordu. Rahmet tecellisi hepsi ona aittir. Bunların en güzel en güzel ifadesi ahsene kulle şeyin halaka. Bu ayet-i kerime çok çok önemli bir ayet-i kerime. O ne yarattıysa en güzel şekilde yarattı. Yani biz ne yaratılmışsa o yaratılandaki kudret tecellisi, irade tecellisi, güzelleştirme, ölçülü yaratma, düzenli yaratma, maksatlı yaratma, hikmetli yaratma gibi özelliklerin hepsinin en güzel şekilde yalnızca o şeye ait olmasıyla değerlendir. Yani o şeye, o şeyin kendi kapasitesine uygun. Mesela karınca yaratıldı. Karıncanın yürüyüşü karıncaya göre en mükemmeldir. Yarattı her şeyi güzel yaptı. Niye karınca insan gibi yürümüyor dediğimizde tamamen kendimize ait hayali bir şey uyduruyoruz demektir. Hakikati yok. Neden insanın insan gibi yürümesi en güzelse karıncanın da karınca gibi yürümesi en güzel. İnsanın insan olarak yaratıldığı kabiliyetleri, istidatları itibariyle yiyeceği rızkı nasıl hazırlanmışsa ona en mutabık şekilde, en uygun şekilde karıncaya da karınca olarak onun ihtiyacına sindirim sistemi, hayatını devam ettirmesi için esbab dairesindeki takip etmesi gereken düzeni vesaireyi ona en mükemmel şekilde öğreterek, en güzel şekilde yaratarak vermek suretiyle karıncayı yaratıyor. Bunu, bunu anlamak lazım. İlk defa çok kolaymış gibi görünüyor. Evet, yani zor bir konu değil ama pratik hayatımızda pratik hayatta baktığımızda bazı olayları biz kendi açımızdan değerlendiriverdiğimiz için ama burada ne güzellik var diye veriyoruz. Kendi açımızdan değerlendirdiğimizde bu diğerine göre daha güzel değildi diyoruz ve dolayısıyla Allah'ın en güzel yaratıcı olduğunu o birinin diğerine göre daha güzel görünmeyen şeyde en güzel yaratıcıyı göremiyoruz. Bu çok önemli bir mesele. Ve dolayısıyla Allah'ı en güzel yaratıcı olarak tanımayabiliyoruz. Bunun altında biraz gaflet yatar. Yani dikkatsizlik yatar. Buna çok dikkat edelim. Ne bileyim mesela yıldızlara baktığımız zaman aa diyoruz. Tamam. Hayretler içerisinde kalıyoruz. Ne muazzam bir kudret tecellisi diyoruz. Doğru o anda yıldızlarla kıyas edilin, edil, edilince edip bir atoma veya bir çöp parçasına baktığımızda bunundaki yaratılış yıldızlardaki kadar bir sonsuz kudret tecellisi ifade etmiyor diyebiliyoruz. Yani evet biz kendi açımızdan baktığımızda yıldızlardaki haşmet bir çöpün yaratılışında görünmeyebilir ama biz çöpü çöp olarak değerlendirdiğimizde çöp olarak yaratılışına baktığımızda onun çöp olarak yaratılması için gerekli olan kudret yine sonsuz kudret olması gerekir. Yine sonsuz azamet olması gerekir. Yine sonsuz ilim, hikmet, rahmet olması gerekir bunu anladığımızda kainattaki e, e, her bir şeyin kendi haliyle sınırlı haliyle sonsuz olan kaynağı işaret ettiğini görürsek çok rahat bir şekilde marifetullah bilincinde yaşamamız mümkün olur Evet Bu muvazene ve mufadele ki bizim açımızdan insan aklı, İnsan aklı dediğimizde kalbi değil anlamında değil. Böyle insanı parçalamayın, parçalamayalım. İnsan aklı dediğimizde sebepler arasındaki mukayeseyi yapan insanın beş duyusu na olan ilgisi açısından veya insanın beş duyusuyla olan münasebeti açısından demektir. İnsan aklı deyince İnsan beş duyusuyla önce ne yapar? Dağı bir taştan daha büyük görür değil mi? Bir taş parçasından, bir çakıldan daha büyük görür. Ve doğrudur bu. Yanlış bir algılama değil. Akıl itibariyle yani sebepler dairesindeki yapılan mukayese itibariyle dağ bir çakıl parçasından büyüktür. Bu doğrudur. Onun için ona dikkat edeceğiz. Akıl itibariyle demek esbab dairesindeki yapılan insanın kabiliyeti dahilinde esbab dairesinde yapmış olduğu mukayeselerin sonucunda demektir. Esbab dairesinde yapmış olduğu mukayeselerin sonucunda demektir. İyi dikkat edelim. Akıl deyince kalp değil böyle ayrımlar yapmayın. Yani hakikaten yapmış ulema yapmış doğru insanın değişik yönlerinin olduğuna dair vurgu yapmak ve dikkati çekmek üzere İslam geleneğinde yalnız İslam değil ama özellikle bizi ilgilendirdiği kadarıyla İslam alimleri veya e, hani bu tabir Türkçe tabiri büyükler deniyor ya yani hakikaten insanlar hak, varlık aleminin hakikatini anlamak için uzun seneler, yıllar ömürlerini vermişler. Onlara büyükler demek, alimler demek, bizim önderlerimiz demek veya şecere-i nuraniye-i Muhammediye'nin meyveleri demek doğrudur. Benim şahsi kanaatime göre. O meyvelere baktığımızda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ders halkasında bulunup ders almış, ondan eğitim almış Kur'an'ı çok güzel Resulullah'ın rehberliğiyle birlikte, öğretmenliğiyle birlikte çalışmış olan insanlara baktığımızda ayrımlar yapıyorlar. Diyorlar insanın aklı var, ayrıca kalbi var, aklın fonksiyonu budur, kumandandır, kalbin fonksiyonu kumandandır. Ruhu var, onların hepsini kaplar, nefsi var, iradesi var, bir de insaniyet sırrı var, latifeleri var diye tasnifatlar yapıyorlar. Bunlar yanlış değil. Ama biz e, biz tutup da insanı böyle parçalarcasına. Şurası akıl, şurası kalp, şurası nefis, şurası irade, şurası sır diye parçalarcasına sanki fiziki anlamda bölercesine ayak gibi, kol gibi, el gibi, kafa gibi, gövde gibi, böbrek gibi ayrımlar yaparcasına. Bir parçalama yapamayız. Hatta fiziğken de böyle bir parçalama yapamayız. Kardeşim böbrekler çalışıyor ama böbrekler karaciğerle birlikte çalışıyor. Karaciğer çalışıyor ama karaciğer, akciğerle, kalple birlikte çalışıyor. Vesaire vesaire. Bütün o insanda insanda bulunan e, ne diyorlar onlara slanda. E, Belki bilen varsa söyleyiversin. Tüklük bezi bilmem ne bezler var. Çok değişik böyle dengi sağlayıcı unsurlar var. Harika bir yaratılış. Onların hepsi birbiriyle harmoni halinde çalışıyor. Yalnız başına şimdiki modern bilimin yaptığı gibi kalbi çıkartıp kalp nasıl çalışıyor diye tek başına tek başına çalışıyorsunuz. Sonra da böbrekleri ayırıp laboratuvara koyup böbrekler nasıl çalışıyor diye tek başına tek başına izole edilmiş bir şekilde tahlil yaparsanız işte o şu aciz e, çağdaş e, bilimin usulüne düşmüş oluyoruz. İnsanın insaniyetini, bu bedeniydi. İnsaniyetine bakan yönüyle de böyle bir e, tek başına akıl, tek başına kalp, tek başına ruh, tek başına nefis. Böyle bir şey mümkün değil. Ben düşünüyorum, çatlatıyorum kendimi. Bunun mümkün olmadığına iyice kanaat getirdim ama bir arkadaşlarım aklın alanı ayrı be de kalbin alanı ayrı dediği zaman kardeşim genelleme yapıyorsun. Evet kalple böbrek aynı değil ama kalple böbrek birbiriyle ahenk halinde çalışıyor. Böbreği kalbin çalışmasından tamamen bağımsız olarak analiz edemezsin mümkün değil. Onun gibi aklı, kalbin, kalbi, ruhun, nefsin, iradenin dışında bağımsız olarak analiz edemeyeceğimizi anlamamız lazım. Bu çok önemli. Zaten bu şekilde e, bunun farkına vardığımızda evet genel bir kategori yaptığımızda insanın kalbi var, insanın akciğeri var, insanın karaciğeri var, insanın bezleri var, değişik bezler, var sindirim sistemi, ayrı solunum sistemi ayrı diye konuşmak Pratikte doğrudur. Temelde insan bedeni bir bütündür. Parçalayıp analiz edemezsin. Şimdiki seküler science böyle yapıyor, bilim böyle yapıyor, fen böyle yapıyor. Ve bunun içinde çok büyük darbe yiyor. Yani insaniyete, insaniyeti yalnızca ameliyat yapmak suretiyle, kesip doğrayıp parçalara ayırmak suretiyle tamir ediyor. Sanki bir makinenin parçasını çıkarıp <laughs> yerini takarcasına, insana muamele ediyor. Ama şimdiye kadar bizim artık hangisi daha iyi diye böyle eskiler daha güzeldi diye savunmanın bir alemi yok da herkes biliyor ki buna holistik approach diyorlar. Bütünsel bir yaklaşım. Bir arkadaşın herhalde mikrofonu açıldı farkında değil vesaire bilmiyorum. Çünkü geri, geriden ses e, mikrofon açık olduğuna dair sesler geliyor. Bir kontrol ediversek hep beraber inşallah. Evet arttı. Kaydı ve iletişimi etkiliyor da sizin e, anla, anlama, takip etmenizi, duymanızı etkiliyor onun için üzerinde duruyorum yoksa açıksa fark etmez ama fark ediyor evet burada akıl itibariyle hassiz meratip vardır doğru neden insan esbab dairesine baktığı zaman hep, her bir şeyi bir diğerinden mutlaka farklı olarak görüyor. İşte beşinci işarette şu muvazene ve mufadele aklın nazarında Cenab-ı Hakk'ın masivaya mukabil değil. Bu cümlede bir problem var. Bana öyle geliyor. Siz görüyor musunuz? Bir yaz, e, sanki e, typing hatası var. Hani e, size de öyle geliyor mu? Ben Benim mi kafam çalışmıyor? Anlamıyorum. Belki iki nevi tecelliyat ve tecelli tecelliyat ispatı var. Başka kaynaklardan, başka baskılardan faydalananlar veya elinde başka baskılar olanlar bunu bir şu cümleye bir dikkat edip e, düzeltebilirler. Yardımcı olabilirler. Lütfen deseniz ki bendeki baskıda şöyle yazıyor diye. Bendeki baskı şu muvazene ve mufadele Cenab-ı Hakk'ın masivaya mukabil değil. Olmadı. Masivasına bakayım Aa. olabilir tabii ya. bu şu muadır bu kadar Cenab-ı Hakk'ın masivaya, cümleyi bir türlü düzeltemiyorum Cenab-ı Hakk'ın masivasına mukabil Cenab-ı Hak ile onun masivasına masivasına mukabil değil yani o ilişkiler dahilinde değil Allah ile ve onun mahlukatı Allah'ın yarattığı mahlukat arasındaki ilişkiyi ifade etmez gibi bir mana var ama tam emin değilim. Belki iki nevi tecelliyat sıfatı var o zaman okuyalım bakalım iki nevi tecelliyat ve sıfattan sonra belki bir sonuca ulaşırız inşallah biri vahdiyet sırrıyla ve vesait ve esbab perdesi altında ve bir kanunu umumi suretinde tasarrufatıdır hala bir arkadaşın e, mikrofonu açık size ses e, kesik kesik geliyor mu? bir rahatsızlığımız var mı? Bu, evet. Arkadaşlardan bir cevap yok. Bana bir şey gelmiyor. Sadece benim kopyada şöyle bir ekstradan Cenab-ı Hakk'ından sonra bir gün var. Cenab-ı Hakk'ın virgül. Yani, cenab Hakk'ın virgül. Ha, ha hatta şey e, değilden sonra da nokta yok. Şöyle. Şu muvazere ifadele noktalı virgül Cenab-ı Hakk'ın virgül masivaya mukabil değil virgül belki iki nevi tecelliyat ile sıfatı var. Evet. Yani bir problem olmuş onu çözmeye çalışıyorlar. Çünkü bir cümle de bir yani Türkçe'ye göre bir ahenksizlik var. Ne kadar böyle yapsak da şu muvazene ve mufadele noktalı virgül, Cenab-ı Hakk'ın masivaya virgül. Hayır, Cenab-ı Hakk'ın virgül. Cenab-ı Hakk'ın virgül masivaya mukabil değil belki. iki nevi tecelliyat ve sıfatı var. Belki olabilir çünkü şöyle biraz daha güzel. Bu haliyle, bendeki haliyle bir şey ifade etmiyor bendeki haliyle yani Türkçe'de bir şey ifade etmez bu cümle. Yani belirli değil. Ee, masivaya mukabil değil. Belki iki nevi tecelliyat ve sıfatı var. Şimdi masiva ile Allah ile yarattıkları arasındaki ilişki açısından değil de Cenab-ı Hakk'ın esmasının iki nevi tecelliyatı var ee, ve iki nevi tecelliyat ve sıfatı var. Um, ama yok burada bir problem var arkadaşlar. Onu bakalım Allah ne gösterecek. Şimdilik mi geçelim? Bir şey anlaşılıyor. Şimdi, e, takip eden e, takip eden e, parçada anlaşılıyor. E, bir şeyler demek istediği belli ama bu cümle bir biraz üzerinde düşünülüp takip eden parça iyice anlaşıldıktan sonra düzeltilmesi gereken bir cümle yazılım hatası var ama nerede nerede olduğunu kesin olarak bilemedim ben biri vahidiye sırrıyla ve vesait ve Evet yani aynı Riverdance diyor ki bendeki kopyada iki değil bir cümle halinde diyor. Doğru söylüyorsunuz. Zafer de aynısını söyledi. Evet. Bir arkadaşın bir, bir problem var ama inşallah hayır olur. Evet vahidiye sırrıyla Allah'ın şimdi şöyle söyleyelim Allah'ın iki nevi tecelliyatı tecelliyat ve sıfatı var. Hmm, bu da bende bir, çok fazla bir şey ifade etmiyor. İki nevi tecelliyatı var desek anlarız. Ha? Allah razı olsun. Aa. Tamam. E, Abdurreşit e, kardeş bende Evet. Abdurreşit kardeş Abdurreşit Evet. Ali abi problem gitti mi? Ha, bir çıktın girdin ya. Çıktığın anda gitmişti. Girince yine geldi. Şu anda Senin, var mı problem? Yani e, az var, az. E, şöyle söyleyeyim, belki arkadaşlar rahatsız olmayacak kadar var. Bakayım bir. Çok az var ama. Çok inşallah rahatsız edecek durumda değil. Bir makinede bir şey var galiba senin e, kompüterunda, bilgisayarında. Doğru mu düşünüyorum, yanlış mı düşünüyorum? Hiç bilmiyorum teknik meseleler ama. Evet. Ben yani, de bilmiyorum ne olduğunu da. Evet, bilsen Ben Benden olduğunu hissettim yani şey yaptım. Bir gi eskisi gibi girdim. Daha önce düzelmişti, şimdi düzeldi mi bilmiyorum. Bluetooth'ları kapatalım diyor. Bu Bluetooth ne demek? Sizde var mı böyle bir şey? Bluetooth yallah nasıl kapanıyor <gülüyor> nedir onu da ben de bilmiyorum. Yani, yani derler tamam, ya. Denerim inşallah bakalım bir var çözüm öyle arayacağım. Bir, bir sorun arkadaşlara. Mesela Murat böyle bir teklifte bulundu. Yani körler sağırlar birbirini ağırlar derler ya Senle benim teknik bilgisi ancak o kadar olur işte. <laughs> ben de anlamıyorum ne zaman ne olduğunu. Bazı arkadaşlar anlıyorlar. Ha, şimdi keşti, maşallah. Aa çıktı da onun için. <laughs> Peki efendim. Peki efendim. Şimdi vahide sırrıyla ve vesait ve esbab perdesi altında ve bir kanunu umumi suretinde tasarrufatıdır. Birincisi Cenab-ı iki şekilde e, sanki tecelliyatı diyelim buna oraya anlayalım. İki, i̇ki, şekilde tecelliyatı var. Şimdi güzel Abdurraşit hoş geldin güzel. Artık... Tamam selamun aleyküm. <laughs> ha, peki şöyle yapalım. Abdurraşit son bir deneme çık gir ve mikrofonu hiç açma. Selam vermek için de olsa aşma. Bir de öyle deneyelim. Olursa olur olmasa kalın ama içeride. Tamam şu anda problem var mı? Yok gibi. <laughs> yok. Bakayım yok. Şu anda yok. İnşallah tamam. Olduğu gibi kalalım. Şimdi şuraya bir tamam. bir birlikte anlamaya çalışalım inşallah. Hmm. Demek ki siz şu mikrofonu hiç açmayacaksınız yani selam vermek için de olsa falan selam verin biz de aleyküm selam diyelim mikrofonu hiç açmamak belki bir çözüm olabilir sizin için ya belki söyleyecek bir şey vardır hani. ha o zaman ayrı ala hani selam vermek için açıp kapatıyor ya sanki ondan sonra açılıyor gibi geldi bana yani selam vermek için mikrofonu açıp ondan sonra kapatınca hala girip ses geliyor. Çok az ama inşallah rahatsız, rahatsız edici değildir. O zaman çıkıyorum bir daha giriyorum. Evet inşallah. Tamam. Şimdi yok. Vahidiyet sırrıyla ve vesait ve esbab perdesi altında ve bir kanunu umumi suretinde tasarrufatıdır. Peki burayı anlamaya çalışıyoruz. Şimdi ikincisine gelelim. Bu kayesel olarak anlayalım. Ehadiye sırrıyla perdesiz doğrudan doğruya hususi bir teveccüh ve tasarruftur. Ha. Şimdi ben benim anladığım Buradan benim anladığım şu arkadaşlar ona göre hep beraber konsantre olup şimdi takip edelim Ehadiye sırrıyla başlayalım şimdi ehadiye sırrıyla perdesiz doğrudan doğruya hususi bir hususi bir teveccühle tasarruftur. yani Cenab-ı Hak bir şeyi yarattığında o şeyde o eşyada. Esma'sını tecelli ettirir. Ehadiye sırrıyla iki türlü tecelli ettirir. Bakayım. İki iki nevi tecelliyat var dedi burada. Ha, i̇ki nevi tecelliyat var cümlesini kullanalım. Bana bu çünkü daha anlaşılır geliyor iki nevi tecelliyat cümle, cümlecisi veya terimi. Bir şey yarattığında, mesela benim en en basit örneğim. Bakayım bir yer çekimi diyelim. Şimdi e, vahidiye sırrıyla her cisim çekecek şekilde yaratılıyor. Hangi cisim? Cisim dediğimiz şey, ben e, bunların kesin tanımlarının olduğunu zannetmiyorum. Mahluk desek e, olabilir ama ruh çeker mi? Çeker. Fakat bunu fiziken laboratuvarda izah ede, ispat edebilir miyim? Ya ruh mahluksa çeker kardeşim derim. Kanun var. Umumi vahdaniyetin, vahidiyetin tecellisiyle vesait ve esbab perdesi altında bir kanunu umumi tecelli ediyor. Yani çekme diye bir olay var. Bu şunu da söyleyeyim daha dikkatli çalışmak isteyen arkadaşlar için sünü bir yerlerde bu konu çalışılıyor. İncelikli bir şekilde çalışılıyor ama insan çok dikkat etmesi lazım anlaşılması için. Her bir yaratılan şeyde çekme kanunu diye bir şey var. Ama o yaratılan şey aracılığıyla çekiyormuş gibi görünüyor. Yani her cisme çekme özelliği verilmiş gibi görünüyor. İyi dikkat edelim bunlara. Ve o çekme özelliği verilen şey çeker gibi görülüyor. Ona esbab diyor. Değil mi? Vesait ve sebep perdesiyle böyle bir yaratma söz konusu. Fakat bu, bu vahidiyet sırrının tecellisidir. Vahidiyet yönüyle baktığımızda hangi madde çekerse madde çeker diyoruz ya, işte bu çekme kanunu bütün kainatta yaygındır. Her yerde çekme kanunu var ama her yerde çekme kanunu dediğimiz, yani madde çekecek şekilde yaratılmışın her bir maddenin çekme özelliği var demektir. Ya ama aynı zamanda ehadiyet tecellisi de var. Bu ehadiyet tecellisi de şöyle, Perdesiz doğrudan doğruya hususu bir teveccühle tasarrufdur. Yani sen e, her şeyde çekme bunu e, şimdiki e, yine e, şimdiki dediğimiz 18. 19. yüzyıldan beri gelişmiş olan 200 yıllık 300 yıllık mazisi olan materyalist e, kainatı çalışma modelinde hep bu Kainatta her şey çeker cisim çeker diyerek anlatılmak suretiyle yalnızca vahidiye tecellisi Allah'tan ilişkisini kesilmiş denilmiş ki çünkü ehadi, aynı zamanda vahidiyet tecellisi görülmüyor gör, görmemişler görmek istemiyorlar daha doğrusu bu çok yaygın bir e, usul veya yaygın bir anlayıştır yaygın bir izah tarzıdır madde çeker kardeşim diyor ha neden Çünkü Maddenin olduğu yerde çekme vardı onun için. Ama Kur'an bize diyor ki dikkat et, hangi madde eline alırsan al, onda bir çekme özelliği var. Ama bu çekme özelliği maddenin kendisinden değil, cismin kendisinden değil, o cismi yaratanın ona çekme özelliği ile onu tekrar cümleyi düzeltiyorum. Onu çekme o cismi çekme özelliğiyle birlikte yarattığını açıkça göstermesinden kaynaklanıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bu çok tartışılan bir konu, bu ayet de çok tartışılan bir ayet. Biz her bir canlıyı sudan yarattık. Bir başka ayetlerde ise başka ayetlerin çoğunda su ile yarattık. Ve diğer anlamı mal şeyin So bir bir ayeti de sudan diyor. Fark et, o fark eder ama şimdi bizim konumuzun anlaşılmasında çok fark edici fark etmez sudan su ile fark etmez. Neden? Biz çünkü konunun genel analizini yapıyoruz. Bak kardeşim. Her canlı sudan gelince insanlar su hayatın kaynağı diyebiliyorlar veya su hayatın kaynaklarından bir tanesi diyebiliyorlar. biliyorlar ee, hidrojen özellikle oksijen birleşince hayat oluyor. Bir şey su oluyor oradan hayat oluyor diye. Orada bir şeyler var, bir madde var. O maddeden hayat çıkıyor diyebiliyorlar. Ama iyi dikkat ettiğimizde yani peki Su hayatı veren kaynak mıdır? Bir dikkat ediyoruz. Hayatı veren kaynak mıdır? Hayatın varlığına neden midir? Yoksa su hayatın yaratılmasında bir sebep midir? Peki Vahidiyet tecellisi açısından su hayatın yaratılmasında bir sebeptir. Ehadiyet tecellisi açısından su da hiçbir surette hayat verme özelliğinin olmadığı apaçıktır, aşikardır. Şimdiki dünyada insanlar ne yapıyorlar? Ne gibi bir geliş e, görüş beyan ediyorlar inandığını söyleyenler? Allah'a inandığını yaratma işlemi ol. Yaratmayı kabul etmeyenlerle hiç konuşmuyoruz zaten. Yaratılmayı kabul etmeyenlerle hiç konuşmuyoruz. Onlar yaratılışı kabul etmiyor. Ee, ona diyoruz ki sen arkadaş önce bir şeyin kendi varlığının nasıl var olduğunu, kendi kendine nasıl var olabileceğini bana izah etmen lazım dediğimiz zaman böyle soru olmaz deyip kaçıyorlar. Çünkü cevapları yok. Bu tamam. Bu anlaşıldı. Onlar şartlanmış. Ben onlara dogmatik kafalı insanlar diyorum. Şartlanmışlar kendileri. Peki biz açık fikirli olacağız. Ne yapacağız? Biz dogmatik olmayacağız. Allah yarattı deyip de hemen pat diye hüküm vermeyeceğiz. Dur bakalım, bakalım mı? Şimdi kendi kendine bir şey yaratabilir mi? Yok iken var edebilir mi? Bu mantıkken mümkün değil ve laboratuvar şartlarında mümkün değil. Göz görmek mümkün değil. Bunun yani. Ya insan hayatı falan değil, ki kainatın hayatı boyunca bir tek örneği görülmemiş. Bir şey kendini var ediyor. Bu mümkün değil arkadaşlar. Bunu iyi düşünün. Peki, o zaman bir yaratma işlemi yoktur diyenler bir defa başta dogmatik oldukları için reddediyor. Bu dogmatik kafalı insanla hiçbir şey konuşamazsın. Peki açık fikirli olanlarla konuşalım. Yaratma var diyor. Ne diyorlar genelde? İyi dikkat edin. Bu eskiden beri... E, Böyle Müslümanların arasında da, Hristiyanların arasında da e, dikkatsizlikten dolayı yer bulmuş, savunanları çıkmış olan bir e, savunucuları çıkmış olan bir anlayıştır. Eşyanın bizzat kendisine Allah bir özellik verdi deniyor yaratıcı. Şimdi eşya bu özelliğiyle e, dünyada görev yapıyor, diyor. Şimdi eşya görev yapıyor. Ehadiyet hadiyet tecellisindeki vurguya iyi dikkat edelim. İyi okuyalım iki, e, buradaki anlatımda Nursi'nin en büyük davası budur. Nursi'nin iman da meselesinde en çetin, en dikkatli, en tutarlı davası ehadiyet tecellisindedir. Biz de ehadiye tecellisi konusunda hassas olmamız ve kendimizi yetiştirmemiz şart arkadaşlar. Yani ehadiye tecellisini çok 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 iyi anlayıp kavramamız lazım. Eğer ehadiye tecellisini kavramazsak gerçekten şu kainatı Allah'a izafe etmede çok güçlükler çekeriz, edemeyiz. Ve dolayısıyla tasarrufat-ı ilahiyeyi veya Allah'ın e, esmasının tecelliyatını görmemiz mümkün olmaz. Önce Allah yarattı deriz, ondan sonra Allah'ı unutur, kainatın içinde boğulur kalırız. Buradaki ifade çok net. Biz de bunu tartışacağız. Yani aynen ifadeyi kopya, kopyalayıp da taklit etmeyeceğiz, tartışacağız. İfade diyor ki, ehadiyet sırrıyla perdesiz doğrudan doğruya hususu, hususi bir teveccühle tasarruftur. Gerçekten böyle bir şey var mı? Yani perdesiz doğrudan doğruya Allah'ın yaratıcının esmasını tecelli ettirdiği, o şeye has olmak üzere tecelli ettirdiği bir olay var mı? Gelelim suya isterseniz hidrojen deyin, isterseniz oksijen deyin, isterseniz su molekülü deyin. Ne derseniz deyin. Evet, vahidiyet tecellisiyle, su aracılığı ile vasıtasıyla hayat yaratılıyor. Esbab dairesinde. Vahidiyet tecellisiyle baktığımızda. Peki, ehadiyet tecellisiyle her bir gerek su molekülüne, gerek hidrojene veya oksijene veya daha ne diyor, ne gibi maddeler varsa, teknik isimleriyle konuşmanın bir alemi yok. Ne varsa onun bizzat kendisine baktığınızda diyor müellif Nursi rahimehullah, dikkat edin bakın perdesiz. Hani daha önce vahidiyet tecellisinde bir perde var değil mi? Su ile yaratılınca esbab dairesinde sanki canlılar sanki su canlının oluşumunda bir araç olarak kullanıldı. Dolayısıyla suya sanki bir yetki verildi gibi görünüyor. Bu vahidiyetecillik açısından birinci basamaktır ve doğrudur. Şimdi ikinci basamağa geçeceğiz. Gerçekten su da Yaratıcısı dahi vermiş olsa desek kabul etsek su molekülünde ya da oksijende veya hidrojende bu hidrojende yaratıcısı dahi verdi desek yaratıcısı verdi ama bu özelliği desek dahi suyun bizzat kendisinde hayat verme özelliği var mı yani yaratıcısı verdi ama canım desem dahi İncelediğimde hidrojende ya da oksijende hayat kaynağı olma özelliği var mı? Diyor ki Metin, hiç böyle bir su, oksijenin bizzat kendisinde hayat kaynağı olma özelliği yoktur. Perdesiz, doğrudan doğruya yaratıcı ona... Hay ismini tecelli ettirerek yaratıyor. Yani Halık ismini tecelli ettirerek yok iken var ediyor. Mürid ismini tecelli ettirerek onun varlığını yokluğuna tercih ediyor. Hay ismini tecelli ettirerek onu yaratırken yarattığı anda hayatı da veren yine yaratıcıdır suda hiçbir özellik yok. Yani çok basit bir şekilde bunu anlayalım arkadaşlar. Bu çok 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 basit ama inanamazsınız literatürü okuduğunuz zaman dünya bu bu fikri, bu anlayışı yani ahadiyet tecellisini anlayamamanın sıkıntısını çekiyor. Efendim yok evrim teorisiymiş, yok bilmem ne teorisiymiş, tepe tek patlama olmuş bilmem ne diyorlar, Big Bang falan, hani Black Hole falan bir şeyler diyorlar ya, bunların hepsinin arkasında inandığını söyleyenlerin, inandığını, Allah'ın yarattığına inandığını, kainatı bir yaratan var kardeşim diye samimiyetle iddia edenlerin, bilimsel dergilerde yapmış olduğu açıklamalar, yazmış olduğu makalelere baktığınızda, bu noktanın ben, şimdiye kadar kaçırılmadığı bir makale okumadım. Bu nokta hep kaçırılıyor. Her zaman vahidiyet tecellisinden ibaret bir dünya görüşü anlatılıyor. Esbaba yetki verdi Allah diyor. Açıkça yazıyorlar. Ve diyorlar ki böyle olunca şimdi anladım işte diyor. Kainat böyle yaratıldı. Evrimleşecek şekilde yaratıldı. Evrim düzeni yani evrimleşecek şekilde, gittikçe e, e, gelişecek şekilde Allah ona bir özellik verdi ve onun için şimdi e, düz e, kainatta canlılar gittikçe gelişiyorlar, gelişiyorlar diye. Bunu söyledikleri Ay zaman anlaştık zannediyorlar. Pardon. Abi ben belki biraz daha netleşsin diye önemli bir nokta da e, ikisi arasındaki ...arasına açılsın diye bir, bir soru soracağım. Şimdi e, ehadiyet tecellisi perdesiz tabiri biraz kafamızda tam bir şey oluşturmuyor. Yani e, aklımıza yatmıyor. Perdesiz bir şey tam algılayamıyoruz. Vahidiyet tecellisini söylerken de sanki espa perestlik gibi anlatıyorsunuz. Yani benim şey yaptığım kadarıyla. Yani e, e, bir şöyle söyleyeyim... Vahidiyet tecellisi problemi bir bakış mı bakış mıdır? Ehadiyet tecellisini bundan ayırmak e, perdesiz ifadesini nasıl algılayacağız? Yani e, böyle daha bariz bir örnek üzerinden anlatalım diye söylüyorum ama e, sanki e, şöyle bir anlatımınızdan ben hissettiğim kadarıyla söylüyorum ya da kendi içimde e, sorguluyorum. E, yani sanki vahidiyet tecellisi ile bakmak problemli bir bakış açısı gibi gözüküyor. Ehadiyet tecellisini de bu sefer perdesiz deyince algılamakta zorluk çekiyoruz. Bunu nasıl netleştiririz bu iki arasındaki? Yani bir şu, yani vahidiyet tecellisi problemli bir bakış mıdır? Yani netice itibariyle problemli bir bakış mıdır? Ehadiyet tecellisi o zaman nasıl o problemli bakışı izale ediyor? Diye bir sorayım dedim çok 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 güzel. Çok anlamlı ve açıklayıcı bir soru. Ya açıklamaya yardımcı olan bir soru. Şimdi arkadaşlarımızın buradaki e, şimdi ben öyle tahmin ediyorum şu anda odada bulunan arkadaşlarımız 30. sözden haberdar arkadaşlarımız. 30. söz Risale-i Nur'un her bir söz kendi açısından Risale-i Nur'un belki de 30. söz daha da bir belki omurgası gibi bir şey. Otuzuncu söz. Her iki e, e, maksadıyla yani birinci maksat ene, ikinci maksat zerre. E, e, bel kemiği, omurga gibi bir şey veya omrelik gibi bir şey. Omurilik olması insan bedeni e, esvap dairesinde diyorum. Çalışmaz onun gibi. Bunlar olmasa anlaşılmıyor. Şimdi e, sanki e, bir vahidiyet tecellisi bir de ehadiyet tecellisi diye hakikatte Hakikatte bir şey yok. Ama benim kainatı algılama kapasitemde bir iki kademe yaşıyorum ben. Burayı çözersek bugün inşallah ama on dakikamız var. Ben de fazla kalamayacağım da onun için e, e, sık, e, yani sıkıştırıp meseleyi oldu bittiye getirmeyelim ama anlayalım. Önce o basit örneğe dönelim. İnsan kainata bakıyor, kendisini de ölçü olarak alıyor, ölçü birimi olarak alıyor. Onun için 30. söze referans verdim Ener İshanesi'ne. Diyor ki, ya bu kain, ben bu evi yaptım, taşları buraya ben koydum, evi böyle bir tanzim ettim. Değil mi efendim diyor. O bir bugün kelimelerde de tartıştık bir hadis var. Peygamber Aleyhisselatü vesselam bir, o bugün de onu tazeledim kendi dünyamda da, bir Mekke'nin, Mekke'den herhalde veya Medine'nin bilemiyorum şimdi, herhalde Medine olacak gibi geliyor bana. Dışında bir kasabaya ya da işte tribe'ın bulunduğu, kabilenin bulunduğu yere gidiyor. Oradan geçerken soruyor sahabelere, diyor ki sahabeler, bu bu kabile İslamiyeti kabul etmiş bir kabile midir değil midir? Çünkü çok herhalde Medine döneminde olmalı yani an, konteksten öyle anlaşılıyor. <laughs> onlar da evet diyorlar İslamiyet'i kabul etmiş. Ve Resulullah peki deneyelim diyor. Geçerken bu o yolda yürürken ya çadırının önünde ya ev, kapısının önünde ev, evinin zannetmiyorum biraz çadır olması gerekir gibi geliyor. Çadırın önünde oturan bir kadıncağıza rastlıyor. O kadın da eline kirmana almış ip eğiriyor. O kadıncağız peygamber Aleyhisselatü vesselam konuşuyor ama e oradaki kabile Muhammed diye bilinen zaten o konuşan kişi olduğunu bilmiyorlar. Yani başka bir kabileden biz kaç kişi gelmiş bizi ziyarete diye biliyorlar. Muhammed Aleyhisselatü vesselam bu kadına kapının önünde oturan o kadına yaşlıca bir kadın olması lazım ki hadiste o ibare kullanılıyor. Diyor ki bu yani mesela bu kainatın bir yaratıcısı yani Allah'a inanıyor musun diyor. O da cevabında ben Allah'a inanıyorum, inanmıyorum falan demiyor kadın. Diyor ki ben şu kirmanı şöyle çevirmesem döner mi diyor. <laughs> çok çok esprili, çok hakikatli bir hadis bu. ben şöyle kirmanı çevirmesem bu döner mi? Yani kainat her şey dönüyor ya, her şey hareket halinde. Onlar gökyüzünü devamlı seyrettikleri için hiçbir şeyin sabit olmadığını zaten bilincinde olan bir hayat yaşıyorlardı bizim gibi değiller. Yani, yani bizim gibi saate bakıp ona göre namaz kılmıyordu. Ay'a güneşe bakıp e, onların hareketlerine göre namaz kılıyordu. Kainatla iç içe yaşıyorlardı, haberdardılar yani. Onun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dönüyor sahabeye diyor ki işte size böyle bu aciz kadının, yaşlı kadının imanı gibi iman lazım diyor. Yani bak kardeşim bu diyor, Ben bu kirmanı çevirdim. E onun için dönüyor. Çevirmesem nereden dönsün ki? Kendine ait bir dönme özelliğini kendisi üretecek kabiliyette bir şey değil ki bunlar. E kainattaki her şey de böyle döndürülüyorsa dünya dönüyor, güneş dönüyor. Semadaki yıldızlar devamlı e, dönüyorlar ve yani ona ne diyor? Ne diyorlar? Burçlar oluşturacak şekilde hareket halindelerse bunu da bir döndüren var diyor. Bana ne demek Allah'a inanıyor musun diye sormanın cevabı da bu işte diyor. Onun üzerine Resulullah bunu çok takdir ediyor. İşte böyle iman edeceksiniz diyor müşahedeyle ile ve bizzat kendi tecrübenizle. Şimdi ben de bakıyorum ben, ben bu evi ben yaptım, bu arabayı ben yaptım, bu kompütürü ben yaptım. Güzel çalışıyor, başı belli, sonu belli tamam. E kainatı kim yaptı? Kainat evini kim döndürüyor? mutlaka bir döndürücüsü olması lazım. Birinci step, birinci basamaktır. Bu birinci basamakta sanki vahidiyetin tecellisine muhatap oluyoruz. Ve orada sanki kendimize zorunlu, gerekli ve fakat tek başına kaldığı zaman hata olan bir mukayese imkanı tanıyoruz. İnsan böyle yaratılmış. İnsan önce la ilahe, illa, la ilahe diyecek ki ondan sonra illallah desin. Yani vahidiyet tecellisiyle bakıp da ehadiyet tecellisini tamamen ihmal eden bir insan yanlış yapar. Ama kainatın yaratılış biçiminde yalnızca bir vahidiyet tecellisi var. Yani kuzey kutup vahidiyet tecellisi, güney kutup ehadiyet tecellisi değil. Her bir şeyde her daim hem vahidiyet tecellisi hem ehadiyet tecellisi vuku bulduğunu anlıyoruz ve biz ki ayna analizi yaparken hem vahidiyet hem ehadiyet tecellisini birlikte müşahede etmemiz lazım. Ama önce vahidiyet tecellisine bakıp kendimizi de bir kıyas unsuru olarak kullanıp bir sonuca ulaşmamız, sonra tekrar bir sorgulamaya girmemiz gerekiyor. E, en dair, eni Risalesi'nde anlatıldığı gibi. Peki kendime gelince, bu evi ben yaptım. A. Şimdi bu eve vücudu harici ben mi verdim? Ben bu kabiliyetlerimin varlık nedeni miyim? Yoksa ben bu özellikle birlikte, devamlı yaratılışa tabi tutulan, dolayısıyla doğrudan doğruya benim yaratıcımın yaratmasıyla vuku bulan bir vücut sahibi miyim? Burayı iyi anlayalım. Benim yaratıcımın yaratmasıyla vücut bulan ve dolayısıyla benim vücudumda yani varlığımda tecelli eden her bir özelliğin kaynağı hiçbir surette ben değilim. Bana verilmiş olsa bile şu andaki yaratılışımda beni yaratanın özelliğinin tecellisinden ibarettir. Verilmiş dediğim yaratan öyle yaratıyor da ondan. Ben iradeyi cüz'iyemle tercih yapıyorum ama tercih yapma yaratma demek değildir. İşte bunu anlamak lazım. Yani ben önce evi ben yapıyorum. Sonra kainatı da kim yapıyor diye sorgulamam gayet esbab dairesinde insani bir tavırdır. Zaten bir önceki dördüncü işarette akıl itibariyle hadsiz meratip biz ona akıl itibariyle hadsiz esbab bulunur diyebiliriz. Ama akıl itibariyle benim kainatla olan genel gözlemim itibariyle yani Kainatta her bir eşyada Allah'ın çekme merkez, e, merkez bir eşya diğer eşyayı çekme ona e, ne diyorduk yer çekimi dedik ya yer çekimi özelliği vererek yaratmış olduğunu gözlemliyoruz sonra her bir eşyanın her birine tek tek bakıyoruz acaba bu eşyada kendisine e, İngilizce bir tabir kullanacağım. Türkçesine yardımcı olun. Inherent. O şeyin kendinde var olan, bir kendine verilmiş ve bırakılmış olan bir özellik mi var? Yoksa o şey bu özellik tecelli edecek şekilde mi vücut veriliyor? ona bu özellik tecelli ederek mi vücut veriliyor? Yani diyelim bir ressam resim yapıyor ya. Ressam resim yaparken her bir fırçasında hangi sanatı tecelli ettirecekse o sanatı tecelli ettirecek şekilde fırçayı çekiyor. İrade-i ilahiye her bir şeye vücut verirken konumuzda, konumuzda örnek olarak kullandığımız çekim özelliği diyeceğim. Çekim özelliğini eşyanın kendinden değil, bizzat kendinden tecelli ettirerek yaratıyor. İşte bu ikinci aşama ile tamamlanması gereken bir tecelli tarzı var. Eğer bu ikinci aşamayı tamamlamazsak bugünkü dünyada inandığını söyleyen insanların inandıkları gibi Allah kainatı yarattı ona böyle bir özellik verdi. Şimdi Allah'ın verdiği özellikle kainat çalışıyor deniyor. Biz de öyle deriz o zaman yanlış yapmış oluruz. Çünkü bak mesela ben şu anda veya siz şu anda iki şekilde kendimizi algılayabiliriz. Önce Allah bana konuşma özelliği vermiş ben de konuşuyorum derim. Bu birinci basamak. Şimdi ikinci basamağa gelelim. Peki ben şu anda konuşur şekilde yaratılıyor muyum? Yoksa yaratıldım bir zaman, şimdi yaratıcım beni terk etti, ama bana bir konuşma özelliği verdi. Bu konuşma özelliğini e, kaim kılan ben miyim? İşte insan dikkatli bir şekilde kendi varlığına baktığında bir dakika diyor ben kendimi konuşur olarak bir saniye kaim kılamam. Varlığımı kaim kılamam ki konuşur olma özelliğimi, duyar olma özelliğimi, düşünür olma özelliğimi kendim kaim kılayım. O zaman anlaşılıyor ki ben şu anda nasıl yaratıldıysam yaratıcım bana bu özelliği vererek yaratıyor İnsanda irade-i cüz'i olduğu için hangi yönde tercih yaptıysa o şekilde yaratılıyor. İrade-i olmayan diğer varlıklar da hiçbir irade söz konusu olmadığı için her an, her andaki bizim gözlemlediğimiz özellikle birlikte doğrudan doğruya onun yani yaratıcının o şeye verdiği vücutta Hangi özellikler tecelli etmiş? Çekme özelliği tecelli etmiş, canlı olma özelliği tecelli etmiş, düzenli olma özelliği tecelli etmiş, güzel olma özelliği tecelli etmiş, ölçülü olma özelliği tecelli etmiş. Yaratıcısı o anda ona bu özelliklerini tecelli ettirerek var ediyor. Çünkü kendisinde Allah önceden verse bile, kendisi şimdi onu tasarrufu altında bulundurduğu bir özelliği olamaz. Çünkü kendinin varlığını kaim kılamaz ki o varlığıyla birlikte tecelli eden özellikleri kendisi kaim kılsın. Hangimiz bir saniye sonra varlığını garanti altına alabilir? Hiçbirimiz. Hiçbir eşya bir saniye sonraki varlığını garanti altına alamaz. Ben perdesiz, Den maksat, bir eşyaya şu anda baktığımda o eşyanın şu andaki varlığı ancak mutlak kudret sahibi olan bir yaratıcının mutlak özelliklerini o eşyanın kapasitesince tecelli ettirmek suretiyle onun varlığını yokluğuna tercih etmesinin neticesinde vuku buluyor. Bunu anlamamız şart özet halinde geçtim. Yazılan var Uğur Hoca okuyor. İpkadaki icat ile misliyle iade edilmesi yaratıcı açısından değil. Ve fakat benim bu yaratılışı anlamam itibariyle bu kavramlar yardımcı oluyor bana paylaşayım dedim. Evet doğru birinci basamak düşüğü mukayeseli başamaktır. İnsan her şeyi kendiyle mukayese ederek anlar. İnsan her şeyi sebep sonuç ilişkisi içerisinde anlar. Önce der ki suyu döktüm bitki büyüdü der. Bu bizim klasik örneğimizdir. Pratik çünkü. Yani yeni yeni örnekler çıkartarak bilimsel konuşuyormuş gibi bir görünüme girmeye hiç gerek yok. Bunu çözdünüz ve her şeyi çözmüş oluyorsunuz. Her yere uygulayabiliriz bunu. Suyu döktüm, ağaç büyüdü. Birinci basamak. Canlı olan ağaç su ile yaratıldı. Tamam, doğru. Şimdi her bir şeyin doğrudan doğruya yaratıcısı Allah denince, ya a, a, su işte ağacın varlığına neden oldu. Evet ama suyu Allah yarattı da su ağacın varlığına neden olduğu anlayışını kırıyor. İkinci basamakta hemen geliyor diyor ki, iyi dikkat et şimdi, tamam. Su ile ağacın yaratıldığını gördün. Gel bakalım bir de suya bak şimdi. Suda ağaca hayat verme özelliği var mı? İsterse kendiliğinden olsun, isterse Allah ona vermiş de şimdi su kullanıyor olsun. Şimdi kendiliğinden olmayacağı açıktır. Bunu çok insan kabul ediyor. Allah vermiş de şimdi su bu özelliğini tasarruf ediyor dediğimizde hayır. Çünkü bu özelliğini tasarruf edebilmesi için, bu özelliğini tatbikata uygulamaya koyabilmesi için su molekülünün buraya çok 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 dikkat edelim. Varlığını şu anda kendisi kaim kılacak bir özelliğe sahip olması lazım. Suyun. Benim varlığımı şu anda ben kaim kılarsam, yani bir saniye sonrasına varlığımı Taşıyabilirsem, işte o zaman ba bendeki tecelli eden özellikleri de ben taşımış oluyorum. Taşıyabilirim, taşıyabildiğimi de söylerim. Çünkü varlığımı ben taşıyorum. Bana verilen özellikleri yaratıcım verdi bana. Şimdi ben bunları taşıyorum derim. Ama ben varlığımı taşıyamam ki. Varlığımı taşıyamazsam, bende tecelli eden özelliklerin de taşıyıcısı ben olamam. Perdesizlik. İnsan bunu anlıyor. Perde yok burada. Çünkü ben bunu taşıyor gibi görünmüyorum ki. Dikkat ettiğim zaman taşıyor değilim olduğunu anlıyorum. Yani taşımıyor olduğumu anlıyorum. Çünkü ben varlığımı devam ettiremiyorum. Bunun için her zaman söylediğimiz bir cümleyi tekrar edeceğiz. Arkadaşlar var olmayı, varlığın devamını ihmal eden, her düşünce modeli mutlaka yanlıştır. Varlığı, varlığın devamını aynı şey. Aslında aynı şey ama biz varlığı devam eder diye görürüz ya bir bir e, mekan görüyoruz, bir de zaman boyutunu görüyoruz. Onun için iki kelime kullanmak zorundayım ama aslında varlık ile varlığın devamı aynı şeydir. Var mıyım yok muyum şu anda? Benim yok varlığımı. Yokluğuma tercih eden neden kaynak nedir? Sorduğumda ben kendi varlığımı kendim yürütemiyorum. Kendi varlığım bana verildi de şimdi ben onu artık 60 sene, 70 sene devam ettiriyorum değil olduğunu her herkes kendisine baktığında anlar. Şu anda varlığımız var edildiğimiz için varız olduğumuzu anlıyoruz. Murat diyor ki evet bu iki tecelliyi bir arada anlamak bizi ifrat ve tefrikten alıkoyuyor. Beraber. Teşekkür ederim Murat. Doğru. Ve beraberce telakki etmemiz lazım. Ama esbab dairesinde insan nasıl çocukken büyüyor? Büyüdükçe meseleleri daha iyi kavruyor ya. Biz de esbab dairesinde yani yaratık aleme baktığımızda önce ne diyoruz? Bu alem var. E tamam var. Doğru. Bu alem ya diyoruz anlamlı. Ha, bak e, bulutlar hareketleri anlamlı, rüzgar anlamlı, yer çekimi anlamlı, havanın kaldırması. O Çok muazzam, çok muazzam, çok mükemmel bir şeyler var, kurallar var bu alemde diyoruz. Bir dakika bakın bunları söylerken ben kafir olmadım. Allah, hiç Allah demedim ama. Ve insanız, insan bu aşamalardan geçecek şekilde kabiliyetlerle yaratılıyor. Ondan sonra peki bu muazzam sistemin varlık nedeni nedir diye sorguluyorum. Bu da normal. Bu sorgulamayı yaptım. Ya sen Allah'a inanmıyor musun denmez. İşte Allah'a inanıp inanmadığım bu sorgulamaları yaptıktan sonra çıkacak ortaya. Bakayım irademle hangisini tercih edeceğim diye. Eğer bakarım hakikati ya bu eşya kendi kendini böyle tanzim edecek bir özelliğe sahip değil. Ben bile kendi kendimi tanzim edemiyorum. Küçücük bu odada kalıyorum. O odayı bile düzenlerken canım çıkıyor. Yine bozu veriyorum, yine bozu veriyorum. Düzeni bozu veriyorum. Ama ben bilinçli varlık olduğum halde böyle oluyor. Belki bu bilinçsiz varlıklar nasıl kendilerini tanzim ederler? Hem öyle bir tanzim ki akıl almaz incelikte bir tanzim. Hadi efendim basit olsa bile yine yani tanzim tanzimdir. Şuurlu bir iradenin tercihidir. Şuurlu bir irade nereden gelir? Aman şimdi Allah'a mı inanacağım, böyle, dindarlar gibi mi olacağım? İşte eşya kendi kendine böyle olup geçip gidiyor, olup bitiyor işte canım diyen dogmatik kafalı insanlar yaratıcıya falan... Kulak verme arkadaş bunlar hikaye diyor. Eskilerin masalları der Kur'an ona. Eskilerin masalları bunları eskiden böyle uydurmuşlar gidiyorlar dindarlar der geçerler. Bu bir. Bir de insaflı olan ya gerçekten kendisi yapabilir mi bu düzeni diye soran insanlar hem düzeni hem de görüyorsak bu dünyada varlıklarını e, e anlarla görürler eşyanın daima devamlı bir bilinçli, şuurlu iradi tercih ile, iradeden gelen tercih ile varlıklarının yokluklarına tercih edilerek var edildiklerini ki ona yaratılış diyoruz, yaratıldıklarını anlar işte bu eşyayı varlığını yokluğuna tercih edendir Allah derler. Eşyanın kendisinde hiçbir özellik yok. La ilahe. O halde bu özelliklerle birlikte var edilmesi illallah der. Ehadiyet, vahdiyet sırrıyla, vahdiyet tecellisiyle ehadiyet tecellisini birleştirir ve her an her şeyin doğrudan doğruya kainatı yoktan var eden bir kaynak ki ona İlah deniyor, Allah deniyor, yaratıcı deniyor. İşte böyle bir yaratıcı Allah tarafından var edildiğini her bir eşyadaki özelliğin o yaratıcının tercihi olduğunu tasdik edenler illallah diyorlar. Yani la ilahe illallah tamamlanmış oluyor. Ben burada hem susmak zorundayım, mesele anlaşılmadıysa veya daha da detaylı konuşulması gerektiği işsiniz varsa Pazar gün devam edelim inşallah Rabbimiz yaratırsa var olacağız. <laughs> Yaratmazsa ben kendimi vallahi de var edemem, billahi de var edemem, Val, varlığımı da varlığımı da edemem, tutamam, kaim kılamam arkadaşım. Bunu herkes bilir. Bakın kendinize. <laughs> yani ne yapıyor? Herkes bunu biliyor. Çok zor gibi görünmesine rağmen aslında çok kolay bir konu ama maalesef çok bastırmışlar bizim zihnimizi. Bak ışığa yapıyor, bak sen yapıyorsun, bak ağaç büyüyor, bak çocuk yürüyor, bak insan konuşuyor diye diye diye. espatlı o vahidiye tecellisi gibi görünen, vahide tecellisi açısından, yalnızca vahide tecellisi açısından kainata baktıran, inanıyorsa Allah yaptı bunu diyor. İnanmıyorsa başta kendi kendine olmuş diyor. E evet arada fark var ama yani ehadiye tecellisiyle eğer bu tefekkür tamamlanmazsa daire açık kalıyor. Yani daire tamamlanmıyor. Tefekkür tamamlanmıyor. İman kemale ermiyor. İmansızlık değil ama dikkat etmek lazım yani her şeyin doğrudan doğru yaratıcısı Allah olduğunu idrak ederek yaşamanın lezzeti bambaşka. onun için ehadiye tecellisini mutlaka tamamlayıcı unsur olarak birleştirmemiz lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke illa hakim ve ahru davahum rabbil el-Fatiha. Allah hepinizden razı olsun çok güzel bir konu. Tekrar üzerinde eğer açıklanması gereken nokta varsa pazar gün konuşalım. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah hepinizden razı